Herkese merhaba dostlar, hepinize iyi akşamlar hatta sizin orada gece olmak üzere şimdiden iyi geceler diyeyim ben size. Ee, kusura bakmayın bu aralar video çekemiyorum. Biliyorsunuz geçen hafta taşınma telaşım vardı. Bu hafta da gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ondan dolayı video çekemedim. Videomuz akşama kaldı. İlk defa akşam video çekiyorum size. Ee, eve geldim anca vakit bulabildim. Aslında bugün öğle vakti videoyu çekmek istiyordum. Fakat çok vaktim olmadığı için maalesef ki çekemedim. O yüzden eve geleyim rahat rahat ee, hem konuşalım hem de videoyu çekeyim istedim arkadaşlar. We'll be right <laughs> back. bugünkü konumuza geçmeden önce öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kanalımızda gerçekten çok muazzam bir şey var. İnsan artışı var yani. Bayağı bir kanala ziyaretçi, takipçi sayımız artıyor şu anda arkadaşlar. Çok sağ olun. Gösterdiğiniz yoğun ilgi dolayı teşekkür ediyorum. Ben bunu şuna bağlıyorum. Benim samimiyetim ve sizin samimiyetiniz ve bizim birlikte oluşturduğumuz bu güzel oluşum, bu topluluk. güzel bir yolda ilerliyoruz öyle söyleyeyim. Hatta abone sayımızda bayağı bayağı bir artış var ve ben her bütün yorumlara yetişemiyorum. O yüzden sizden de özür diliyorum. Herkesin yaptığı yoruma cevap veremeyebilirim ya da vermiyorumdur. Ondan dolayı özür diliyorum arkadaşlar eğer yorumunuza ya da yazdığınız bir şeye cevap bulamadıysanız. Hatırlatmayı unutmayın. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğimi yapıyorum arkadaşlar. Ha bir küçük konu var onu hatırlatmak istiyorum hemen aradan geçeyim. Ee, Instagram'dan veya e, fe, e, YouTube sayfamızdan olsun fark etmez arkadaşlar. Yani daha önce sorulmuş bir soru varsa arkadaşlar yanlış anlamayın bunlara cevap vermiyorum direkt siliyorum neden derseniz zaten yorum mevcut kanalda lütfen kanaldaki videoları içerikleri hemen hemen 43 tane video var şu anda bu 44. video olacak. Kanalda içeriklerimiz mevcut. Sorularınızın cevabı da büyük oranda videolarda var. İzledikten sonra evet alın çayınızı böyle oturun kurulun. Benim videoları izleyin. Bulamazsınız cevabını. Buyurun bana sorun. Ben seve seve yardımcı olurum. Dediğim gibi ama zaten cevapladığım bir soru varsa da bunu sorarsanız aslında soru sormak isteyen insanların da vaktini alıyorsunuz demek. O yüzden lütfen başta emin olalım. Bunu sizden rica ediyorum. Ee, teşekkür ederim hepinize. Gelelim bugünümüzün konusuna arkadaşlar. Aslında bunu az çok anlattım ama böyle bir konu başlı olarak anlatmadığım bir konu arkadaşlar. Konumuz şu arkadaşlar aslında hepimizin bildiği, merak ettiği ve aslında hepimizin de bilmesinde fayda olan bir konu arkadaşlar. Bugün bunu bayağı bir enine boyuna hatta işe giderken bile düşündüm. Ee, İrlanda ve Türkiye'yi karşılaştıracağız arkadaşlar. İrlanda ve Türkiye'deki aynılıklar neler, farklılıklar neler? Yani neler aynı, neler Türkiye'de daha iyi, neler İrlanda'da daha iyi? neler birbirleriyle karşılaştırdığımızda daha kötü. Bunu konuşacağız arkadaşlar. Konumuz bu. Ee, bodozlama direkt dalacağım. İlk konumuz ne olacak? Türkiye'de ne iyi, İrlanda'da ne kötü diye bir gireyim ilk başta. Arkadaşlar bankacılık sistemi. İrlanda'nın kötü yönlerinden birisi. Daha önce değindim ama ayrıntılı değineyim. İrlanda'da bankacılık sistemi gerçekten maalesef ki berbat. Neden? Mesela öğrenci olsun, çalışan olsun arkadaşlarımız fark etmez. Buraya geldiklerinde bir banka hesabı açtıklarında gerçekten sorun yaşıyorlar. Çünkü normal bir banka hesabı, bakın kredi kartı bile demiyorum. Bir banka hesabı, banka hesap kartını alabilmeniz için neredeyse sizin bir ay uğraşmanız lazım. Bir banka hesabı açılırken insana Oturduğu yere dair bir adres kanıtı istiyorlar, pasaportunu istiyorlar, üzerine bir fatura da adres kanıtı olarak sayılabiliyor. Bu tür belgeler istiyorlar ve gerçekten bir de randevu veriyorlar size, randevuyla açabiliyorsunuz hesabınızı. Böyle saçma bir şey var. Yani sizin mobil cep uygulamasını kullanıp da 5 saniyede açabileceğiniz herhangi bir Türkiye banka hesabı burada açılmak için bir ayı alıyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de 5 günde, 5 saniyede, 5 dakikada açabileceğiniz bir banka hesabını burada bir ayda açabiliyorsunuz. Maalesef ki durum böyle. Biraz zor bizim gibi insanlar için, dışarıdan gelen insanlar için durum böyle. <laughs> Haberiniz olsun. Bunun dışında ne var? Bankacılık gerçekten kötü. Bu sadece hesap açmakta değil arkadaşlar. Biz mesela Türkiye'de tek bir ATM'den para yatırabiliyoruz, para çeke çekebiliyoruz, hesap özeti ekstremizi görebiliyoruz. İstersek bunu bastırabiliyoruz ya da içeris istersek şubeye girip ayrıntılı hesap hesap özeti dökümü isteyebiliriz arkadaşlar. Yani biz her türlü işlemi bir ATM'den yapabiliyoruz. Şans oyunları, vergi, o bu, işte sınav ücretleri, üniversite ücretleri falan filan okul harcı ne derseniz bir ATM'den yapılabiliyor. Peki İrlanda'da nasıl? Maalesef ki böyle değil arkadaşlar. İrlanda'da para çekeceğiniz e, ATM ayrı, parayı yatıracağınız ATM ayrı, hesap özetini bastıracağınız ATM ayrı. Bunlar 3 tane farklı ATM arkadaşlar. Bunlar gerçekten garip bir sisteme sahipler. Mesela ATM'den. ATM'ler de aralarında bu arada ayrılıyor. Mesela bankanın dışındaki bir ATM'den para çektiğinizde günlük limitiniz 500, bazı bankalar için 600 ama 500 ya da 600 Euro'yu geçemiyorsunuz. Bankanın içine girdiğinizde yani dışarıdaki ATM'yi ATM değil de içerideki ATM'yi kullandığınızda Para çekme limitiniz 800-850 Euro'ya doğru çıkıyor. Bir de özel olarak ayrılmış ATM'ler var. Onlar da en yüksek limitte parayı veriyor. En yüksekte İrlanda'da bir günde en fazla 1500 Euro toplu para alabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere aslında tek bir ATM ama içinde sınıflara ayrılıyor dışa banka dışı ATM, bankanın içindeki ATM, bir de bankanın içindeki özel ATM. Hangisi daha çok parayı veriyorsa bir de ona da özel olarak adlandırmışlar arkadaşlar. Yani para çekeceğiniz ATM bile üç farklı ATM arkadaşlar. Yani ondan dolayı maalesef ki bizim tek bir ATM ile yaptığımız tüm işlemleri İrlanda'da maalesef ki 3 ATM ile yapıyoruz. Yani bankacılık sistemi gerçekten anlayacağınız üzere berbat. Bunu daha çok örneklendirebilirim ama konularımız çok o yüzden geçiyorum. Eğer kafanıza takılan olursa yorumlara yazarsınız. Devam edeyim arkadaşlar. İkinci olay sağlık. Sağlık sistemi kesinlikle ama kesinlikle Türkiye'deki sağlık sisteminin yerini tutamaz. Gülmeyin bu gerçek. Neden? Şimdi nedenine gelelim. Türkiye'de siz bir hastaneye gittiğinizde devlet ya da özel fark etmeksizin Devlette diyelim en fazla 4-5 saatte işinizi görebilirsiniz. Özelde belki 1 saatte işinizi görüyorsunuz, çıkıyorsunuz. İrlanda'da arkadaşlar acile bile gitseniz 5-6 saat beklemeniz mümkün. Neden derseniz acile gelen insanları böyle bir sıraya koyuyorlar. Aciliyet sırasına, önem sırasına koyuyorlar. Atıyorum mesela sizin Allah etmesin parmağınız kopmuş, başka bir insanın bacağı kopmuş. Bacağı kopan adam parmağı kopan adamdan öncelikli. Yani siz beklersiniz o adamı hallederler sonra size gelirler. Yani böyle böyle hani biraz abartılı bir örnek verdim ama yani çok fazla bekliyorsunuz haberiniz olsun. Gerçekten baya bildiğiniz saatlerce acil bile olsa beklemeniz mümkün. Ki acil böyleyse siz polikliniği artık hayal bile edemezsiniz. Gerçekten devlet hastanelerinde berbat bir sağlık sistemi mevcut maalesef ki. GP dedikleri general practice dedikleri bizim Türkiye'deki muayenehaneler var ya doktor muayenehaneleri var. Onlara eşdeğer muayenehaneler var. Oraya gidebilirsiniz ama onlar da kısıtlıdır. Yani bir doktor muayenehanesinde ne yaptırabilirsiniz? En fazla genel bir tedavi yaptırabilirsiniz. Yani operasyon gerektiren işleri orada yapamazsınız. Ve bu da maalesef ki Türkiye'ye gittiğinizde arkadaşlar ne sigortanız geçiyor ya da ne bileyim özel sigortanız vardır bir şekilde halledersiniz. Ama burada çok pahalı. Yani doktora gidip benim buram ağrıyor demek 60 ila 100 euro arasında başlar. Yani motoru çalıştırdınız, doktora girdiniz, odaya geldiniz direkt 100 euro borçlusunuz zaten kafadan çıkarın. Sonra her tahlile idrar tahliline 30-35 euro, kan tahliline 50-60 euro da ayrıyetten para alırlar arkadaşlar. Maalesef ki böyle ve siz bu parayı ödüyorsunuz. Ha bu parayı geri alıyor musunuz? Büyük oranda değil ama yarısını alıyorsunuz yaptırdığınız sigortaya göre. Çünkü burada bir sağlık sigorta sistemi var. Sağlık sigortanızın kapsamına göre özel hastaneden de yararlanabilirsiniz. Devlet hastanesinden de GP dediğimiz bu muayenehanelere de gidebilirsiniz. Ama yine de dediğim gibi bu üçünü bir arada yapabileceğiniz bir sigorta demek bayağı bir pahalıya mal oluyor öyle söyleyeyim ucuz değil arkadaşlar. Haberiniz olsun yani gerçekten sağlık sistemi iyi olmadığı gibi sağlık ücretleri de gerçekten pahalı. Yani siz bir kan tahliline 50-60 euro bayılıyorsanız, bir idrar tahliline 25-30 euro bayılıyorsanız bu pahalıdır arkadaşlar. Bir de muayene muayene ücretini eklerseniz yani siz doktordan çıktığınızda rahat bir şekilde 200-250 euro, 300 euro harcarsanız şaşırmayın. Sigortanız da kapsamına göre bunun yarısını karşılayabilir ya da %60'ını %70'ini karşılayabilir ama sonuçta siz yine para ödüyorsunuz. Sigortanızın kapsamı ne kadar iyi olursa olsun siz burada her türlü para ödemek zorundasınız arkadaşlar. Devlet de olsa, özel de olsa, muayenehane de olsa parayı ödüyorsunuz arkadaşlar. Bitmiştir yani bunu bilin. O yüzden sağlık sistemi gerçekten kötü. Devam edelim ulaşıma gelelim arkadaşlar. İki, bence büyük bir sorunlardan birisi de ulaşım arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? İrlanda'daki ulaşım ağı Türkiye'deki gibi gelişmiş bir ulaşım ağı değil arkadaşlar. Neden derseniz İrlanda'daki ulaşım ağlarını ben size say sayayım arkadaşlar. Tramvay var. Otobüs var. Yani şehir içi tramvay var, otobüs var. Başka da bir halt yok arkadaşlar. Burada metro yok. Bunu bilin yani. yani. İrlanda'da metro diye bir şey yok. Otobüs var. Otobüslerin hepsi iki katlıdır. Acayip derecede hantallar. Yani sizin otobüse binip çarşıya gitmeniz, yürüyerek çarşıya gitmenizde arasında çok bir fark yok. Öyle söyleyeyim. Mesela ben buradan bugün mesela sabah erkenden ben kalktım. Otobüs durağındayım. Durakta saatler yazıyor. 8 dakika var dedi otobüsün gelmesine. O otobüs 22 dakika sonra geldi ve ben 22 dakikada zaten çarşıdaydım. Yani ben çarşıya adımımı attığımda otobüs çarşıya gelmişti. Benim beklediğim otobüs. Yani buradan da anlayacağınız üzere aslında yürüyerek bir otobüsten daha hızlı gidebiliyorsunuz. Maalesef böyle şeyler var. Yani elektronik tabelalara çok aldanmayın. O 8 dakika 20 dakika olabilir. Nasıl sayıyorlar bilmiyorum. Ama maalesef ki e, ulaşım yönünde maalesef ki ı -ı. yani başarılı değiller. E, çünkü ba bu arada onu da söyleyeyim. İrlanda'da yollar acayip küçük arkadaşlar. Yani hani sadece tek arabanın sağabileceği yollar var. Yani hani yollar karşılıklı tek şerit. Bu kadar yani çift şerit, üç şerit onları unutun yani. yani Sadece şehir merkezinde bazı yerlerde üç şerit yol var. Şehir dışında üç şerit yol var ama onun dışında bütün yollar tek şeritli arkadaşlar. Tek şerit gidiş, tek şerit dönüş olarak yollar var. Haberiniz olsun. Maalesef ki yollar da böyle olduğu için otobüsler de yavaş ilerliyor. Otobüsler de yavaş ilerlediği için ulaşım konusunda sorun yaşayabiliyorsunuz. Ama mesela bu aynı şekilde örnek veriyorum. İstanbul'da böyle değil biliyorsunuz. Bizde Belediye otobüsü var, metrobüs var, metro var, tramvay var. İşte vapur var, o var, bu var. Bayağı bir ulaşımınız var. Dolmuş var, sarı dolmuş var. Dolmuşun bile çeşidi var bizde ama burada yok arkadaşlar. O yüzden maalesef ki ulaşımın da Dublin'de çok da güzel olduğunu söyleyemem. Hatta ulaşımın gerçekten kötü ve hantal ve yavaş olduğunu söyleyebilirim. Tramvay için aynı şeyi söylemeyeceğim. Tramvay nazaran daha iyi. Yani ama otobüs... Yani bayağı kötü. Ücretlerine gelirsek öğrenciler için aylık kart 85 euro. <laughs> Eğer tamsanız yani çalışan bir insansınız, öğrenci değilse bizim tam dediğimiz kafa. O da 135 ile 140 euro arasında haberiniz olsun. Bence tuzlu. Yani az buz değil ama zaten Avrupa'nın genelinde maalesef ki şehir içi ulaşım gerçekten pahalı. Hatta bazı arkadaşlar şöyle yapıyor mesela. Elektronik scooter var burada. Bayağı bir yaygın. Bizim oradaki elektronik motosikletler gibi. Elektronikli, e, elektronik bir scooter alıyorlar. 300 euroya mesela. Adam diyor ki ben hani 2 ay vereceğim para 280 euro. Bu scooter'ı alırım. 11 ay kullanırım. Ya da 6 ay 7 ay kullanırım. Kışın kullanmam. Doğru arkadaşlar daha mantıklı oluyor yani. Evde elektriğinizle şarj edin. Boş işinize scooter'la gidip gelin. Gayet 40-50 kilometrede hız yapıyor bu scooter'lar. Yani ne güzel bakın otobüs parası sizi yani zarara girmenizdense iki aylık otobüs paranızda bir skuter alıp yılın geriye kalanında hiçbir daha ulaşım parası ödememiş oluyorsunuz. Bu da bir gerçeklik arkadaşlar. Ondan da bahsetmek isterim yani. Maalesef böyle. Yani kötü olanı kötü diyeceğim. Haberiniz olsun. İyi olana da iyi diyeceğim. Yani şu, şu zamana kadar bankacılık sisteminden bahsettim. Sağlık sisteminden bahsettim. Ulaşım sisteminden bahsettim arkadaşlar. Bunlar kötü olan yanları. Şimdi diyeceksiniz ki abi hiç mi iyi bir yanı yok? Tabii ki de iyi yanları var. Ee, i̇yi yanların birincisi arkadaşlar bizim ülkedeki mutsuzluk ve maalesef ki o politik huzursuz ortam burada yok. Yani daha bir haldice söylersem burada tayyip yok arkadaşlar. Yani hani e, burada siyaset yok. Varsa da düzgün bir siyaset var. Halkını düşünen bir siyaset var. Burada saçma sapan bir siyaset yok arkadaşlar. Burada hakkın yenliği bir siyaset yok. Burada insanları destekleyen, insanların ihtiyaçlarına göre yapılan bir siyaset var. Yani saçma sapan bir siyaset yok, düzgün bir siyaset var. Saçma sapan kavgalar yok, düzgün bir şekilde tartışmalar var. Bizim ülkemizde yani biliyorsunuz biz daha bacak arasından beyine doğru bir atılım yapamadık maalesef. Yani kusura bakmayın bunu biraz bu konuda böyle söyleyeceğim. Ee, ülkemi de neyse o dedim yani hatalı olduğumuz yerde de eleştirmek zorundayım. Biz daha yanlış anlamayın. Tırnağımızdan tutun bacak aramızdan yukarıya bir atım yap, atılım yapamazken biz halen kadın erkek ilişkilerini, kadınlarımızı tartışırken, yanlış bir şekilde tartışırken bu insanlar ne yaparız da insanlar çalışmadığında para veririzi düşünüyorlar. Yani hani emin olun biz neleri düşünüyoruz, bu insanlar neleri düşünüyorlar. Emin olun yani. Zaten bir insanı, bir ülkeyi yani çağdaş bir seviyeye getiren, ileri bir seviyeye getiren o ülkede tartışılanlardır arkadaşlar. Biz halen işte ne bileyim affedersiniz kadınlarımızdan, cinsellikten ondan bundan bahsediyorsak yani yanlış anlamayın arkadaşlar yani bunlar zaten aşılması gereken konular. Biz halen buralardaysak, biz halen e, beyine yönelik bir atılım yapamadıysak, biz halen kendi teknolojimizi üretemediysek, biz halen gerçekten eğitim konusunda iyi bir yere gelemediysek, ekonomimizi güzelleştiremediysek yani bizim daha yapacak çok işimiz var bunu söyleyeyim. Ama resme baktığınızda Türkiye ile İrlanda'yı karşılaştırdığınızda şüphesiz ki Türkiye'nin ekonomisi İrlanda'dan kat ve kat büyük bir ekonomi. Türkiye'nin çalışan iş gücü, çalışan profili İrlanda'dan kat ve kat büyük bir çalışan ve iş gücü profili. Türkiye'nin modernliği, gelişmişliği her konuda İrlanda'yı affedersiniz donunda sallayan bir modernlik ve gelişmişlik. Bundan da haberiniz olsun. Yani şöyle söyleyeyim, bizim sadece 4 Levent'teki binaları toplasanız, yani bir gelişmişlik iş dünyasına adanmış binaları toplasanız, o sadece onlar bütün İrlanda eder yani hani öyle söyleyeyim size yani buradaki e, iş yerlerinin iş merkezlerinin yani binalarının toplamı bizim dört Levent'teki iki üç tane kuleye bedel falan yani, yani gerçekten öyle vav wow bir iş dünyası ortamı yok burada yani binalar eski ya da yeni yeni yapılıyor haberiniz olsun. Türkiye'de iş dünyası daha moderndir. Yani 4 Levent dediğiniz yer tamamen iş dünyasıdır Türkiye'de yani İstanbul'da. Dört Levent dediğinizde full iş kuleleri, iş binası, oyu buyu bilmem neyi bir ton yer vardır. Burada öyle değil arkadaşlar. Zaten kaldı ki İrlanda ile Türkiye'yi şu konuda karşılaştırmayın. Çok büyük yanlışa düşersiniz. İrlanda'da sanayi yoktur arkadaşlar. İrlanda'nın bir sanayisi yoktur yani. İrlanda'nın ürettiği bir araba yoktur mesela. Yani daha doğrusu İrlanda'nın böyle elle tutulur ürettiği bir şey yok. Tarım yapan bir toplumdur normalde. IT pazarı İrlanda'ya kaydığı için, bizim bilgi teknolojileri dediğimiz pazar İrlanda'ya kaydığı için İrlanda bunun ekmeğini yemektedir arkadaşlar. Bu kadar. Yani İrlanda'nın Türkiye gibi ürettiği çok bir şey yoktur arkadaşlar bunu bilin. Ha bizim olayımız ne diyeceksiniz? Peki abi tamam biz üretiyoruz madem biz iyiyiz, bizde niye bu işler böyle değil? Neden değil? Çünkü sizin paranız değersiz. Yani bizim paramız değersiz arkadaşlar şu anda maalesef ki. Biz ham maddeyi dolarla alıp e, yurt içinde de maalesef ki Türk parasını böyle doları Türk parasına çevirip o cinsten sattığımız için insanlarımıza ve Türk parasıyla ticareti hani yaygınlaştıramadığımız için Maalesef ki arkadaşlar tabii ki de siz ne kadar ticaret yaparsanız yapın bir kere adamlardan 6 kat küçük bir ekonominiz olacak. Neden? Çünkü 6 kat küçük bir para biriminiz var. Ne kadar büyük iş yaparsanız yapın her seferinde yaptığınız o büyük işi 6'ya bölmek zorundasınız. Çünkü ancak o zaman kendinizi insanla, o insanlarla yarıştırabilirsiniz. Çünkü ancak o zaman aynı fiyat dengesini yakalamış oluyorsunuz. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Heh. Gelelim başka ne var? İş dünyası arkadaşlar. İş dünyasından söz ettim. İş dünyası ile ilgili size söylemek istediğim birkaç şey var arkadaşlar İrlanda'da. İrlanda'da iş dünyası gerçekten arkadaşlar iyi. Neden? Bir kere bizdeki gibi böyle ego yoktur. Öyle söyleyeyim yani. Hani şirketin işte bölge müdürü olur, genel direktörü olur, işte CEO'su olur, oyu olur, boyu olur. Şirketin sahibi bile olsa arkadaşlar sıfır ego vardır. Yani hani İrlanda'da arkadaşlar bu konuda ego yoktur. Haberiniz olsun. Ee, İrlanda'da bir insan hangi pozisyonda çalışırsa çalışsın, kadın ya da erkek gayet ulaşılabilirdir. Gidip oturabilirsiniz, konuşabilirsiniz, o sizin yanınıza gelir, oturur, konuşur, yemeğinizi yersiniz, muhabbetinizi yaparsınız, şakalaşırsınız. Çünkü İrlanda şunu aşmıştır arkadaşlar, bütün Avrupa, bütün gelişmiş ülkeler şunu aşmıştır. İnsanı insan yapan vasfı değildir, vasıf kazanılır. İnsanı insan yapan kişiliğidir arkadaşlar. Siz o kişiliğin önüne hangi vasfı koyarsanız koyun, doktor, işte memur, müdür, CEO o insanı değiştirmiyor. O insanın vasfı. İşte bizim Türkiye'de yanlış anladığımız noktalardan birisi bu arkadaşlar. Toplumun kesimine göre, insanların vasıflarına göre, işlerine göre insanları değerlendiriyoruz. Çok büyük bir yanlış yapıyoruz. Zaten bence en büyük kayıplarımızdan birisi de bu. Bizdeki ayrımcılığın en büyük sebeplerinden birisi bu. Çünkü yaptığımız en büyük ayrım bizim ırksal ayrım arkadaşlar. Kürt Türk kavgamız zaten meşhur. Siyasete girmeyeceğim burada. İş e, iş ayrımı. Ay işte sen memur musun? Ay işte sen işte bilmem işçi misin? Sen bilmem necisin? Zartçı, zartçı mısın? Zurtçu musun? İnsanları böyle mimlemek, böyle sınıflandırmak yaptığımız en boktan maalesef kusura bakmayın küfür edeceğim. En boktan ve en saçma şey. Bunları açtığımız gün belki beyine doğru bir atılım yaparız. Haberiniz olsun. Çünkü bu insanlar bunu yapıyor arkadaşlar. Böyle kazanıyorlar hayatlarını. İnsanlar birbirlerini ayırmıyorlar. Burada garsonluk yapan işte Starbucks'ta orada burada garsonluk yapan insanla Burada CEO olan insan arasında hiçbir fark yok. O iki insan da birbirine gayet eşit ve saygılı davranıyorlar. Olması gerektiği gibi. Ya o yüzden iş dünyası rahat. Onun dışında iş dünyasında biz takım elbise giymiyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz sakallı halim neyse, bu saçın başım neyse böyle gidebilirim işe. Sorun yok. Hani bu demek değil ki pijama ile gideceksiniz. O kadar da değil. O kadar geniş değil. Ama nedir? Normal bir şekilde hani normal bir giyiminizle işe gidebilirsiniz. Saygı bizim bizim burada çalıştığımız yerde saygı sakal saç değil arkadaşlar. İnşallah Türkiye'de de bunu unuturuz biz. Yani saygınız sakal ve saçtan ibaret olmadığını, giydiğiniz takımdan ibaret olmadığını anlarız bugün ülkemizde de. Yani saygı saç sakal değil burada. Saygı bildiğiniz sizsiniz. Saygı sizin kişiliğiniz, saygı sizin hareketleriniz, saygı sizin bütününüz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çalışma dünyası konusunda İrlanda gayet rahat bir yerdir. Ha gelelim bizim kadar çalışırlar mı ya da bizim kadar çalışkanlar mı? Değiller. <laughs> Onu da söyleyeyim değiller. Neden değiller? Biz zorun içinden geldik arkadaşlar. Biz zorun içinde büyüdük. Biz bir şeylerin zor olduğu bir o toplumda yetiştik. Bir şeylerin savaş halinde olduğu bir toplumda yetiştik. Şöyle düşünün. Burada üniversite mezununun aç kalması gerçekten zor. İş bulamaması gerçekten zor. Çünkü o insan iş bulamıyorsa iş seçiyordur, öyle söyleyeyim. Herkes işini bulur burada, ekmeğini kazanır. Herkes hak ettiği parayı kazanır. Türkiye'de bırakın üniversite mezununu, yüksek lisans mezunu insanlar bile gerçekten işsiz, güçsüz dolanıyorlar. Hani bizim ee, kalifiye kalifiye dediğimiz hani iyi sınıfta olan insanlar bile işsizlik sorunu yaşarken gelip biz burada bunu tartışmayalım. Yani biz böyle gerçekten e, avlı avcı hikayesini düşünün arkadaşlar. Nadir avın olduğu ama çok avcının olduğu bir ülkeden geliyoruz. Burada ise çok fazla av var. Avcılara her şey avcılara da yetiyor yani. O yüzden kimse kavga etmiyor ama biz ülkemizde bunlar için kavga ettiğimiz için burada arkadaşlar bu olay daha farklı dönüyor tabii ki de haberiniz olsun yani. Hani burada iş bulmak daha kolay. Biz de o av avcı ilişkisinde çok daha fazla savaşan tarafta olduğumuz için bizim için buralar kek. Biz bunları böyle hava değeriz öyle söyleyeyim. Daha zekiyiz, daha akıllıyız onlara göre. Benim çıkarımlarım böyle. Daha açız. Hem bilgiye hem işe hem öğrenmeye daha hırslıyız. Yani sırf hırsımız, açık gözlülüğümüz ve iş bitiriciliğimiz onlara kat ve kat beden beden fazladır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu onları sizden daha düşük yapmaz. Bunu unutmayın. Bu sizi, sizi de onlardan daha üstün yapmaz sadece size savaş alanında fazlaca imkan kazandırır. Yani siz aslında zaten bildiğiniz bir ortamda olacağınız için sizin için buralar böyle kolay olur yani öyle söyleyeyim. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir yani hani buna da böyle bir bahsetmek istedim. Ha, onun dışında hatta Instagram'dan da bir arkadaşım yazıyordu şey demişti sen konuşurken hipnoz oluyorum diye. Vallahi bilmiyorum artık <laughs> nasıl bir hipnoz oluyorsan belki de hızlı mı konuşuyorum acaba öyle bir şey mi var? Öyle bir şey varsa da beni düzeltin yani lütfen rica ediyorum sizden hani ben hepinizi çok seviyorum gerçekten çok seviyorum bence çok güzel bir e, oluşum yarattık birlikte güzel bir topluluk yarattık ve bu ben değil hepimiziz yani ben sadece burada bir parçayım siz geriye kalansınız ben işin %5'i isem %91'si sizsiniz biz burada bir işi beraber yapıyoruz. Bunu beraber yapıyoruz. Birbirimizin hayatlarını etkiliyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Birbirimizin yüzünü güldürüyoruz. Ben çok güzel yorumlar okuyup çok böyle enerji doluyorum, gülüyorum, hoşuma gidiyor. İnsanlar geliyor, onlara yardım ettiğim için hani bir şeyler yaptığını söylüyorlar. Örnek alıyorlar. Yani bunlar beni çok mutlu ediyor. Yani gerçekten nasıl derler? koltuklarım kabarıyor diyeyim yani. Böyle büyük bir aile gibi görüyorum bizi ve gerçekten gururum okşanıyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Umarım hepinizin kalbine değebiliyorumdur. Hepinize kendi geleceğinizle ilgili yardım edebiliyorumdur. Neyse bu da çok duygusal olmaya başladık. Burayı da <laughs> bu kısmı da geçelim arkadaşlar. Yani 3 aşağı 5 yukarı benim söylemek istediğim böyle arkadaşlar. İşten, açtan, sağlıktan, yaşamdan bahsettik. Hah, bir şeyden bahsetmedik. Onu da arada söyleyeyim. Bu da son olsun. Güzel bir kapanış yapalım. Ee, yemekle kapatalım arkadaşlar. Yemek nasıl? Yemek kültürü nasıl? Ee, yemek kültürü yok. İrlanda'nın bir yemek kültürü maalesef ki yok arkadaşlar. Türk mutfağıyla karşılaştırmam bile haberiniz olsun. Türk mutfağı demek zenginlik demek, Türk mutfağı demek aslında farklı milletlerden bir mutfak demek. Çok fazla mutfağı kendi bünyesinde barındıran bir mutfaktır Türk mutfağı arkadaşlar. Yemeklerimizin değil eline su dökmek yanından bile geçemezler. Haberiniz olsun. O yüzden bu konuyu hiç tartışmıyorum bile yani. Kendine ait bir mutfağı yok İrlandalıların maalesef. Hep böyle Asya o bu toplama mutfak bildiğiniz Avrupa'da böyledir ben öyle diyorum toplama mutfak yani böyle bütün ülkelerin mutfağından bir lokanta olur bunlar da derler ki bu da bizim mutfağımız halbuki böyle bir şey yok o başka ülkelerin mutfağı sadece sizin ülkenizde var çünkü sizin hiçbir şeyiniz yok. Yani o yüzden yemek konusunda kesinlikle Türkiye wins durumu yani hani her türlü kazanırız sıkıntı yok yani bunlara değindim neden değindim iyisiyle kötüsüyle bilin bilip de gelin diye. Ee, çok da konuşmak istemiyorum. Video zaten 23 dakika oldu. Gerekirse bunun bir devam videosunu çekeriz. Siz kafanızda olanları bana yorum yazın. Yine gönderim. Abi bu var, şu var, bu var diye. Biz üzerine tekrardan konuşacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzun konusu da şu olacak. Onu da söyleyeyim. Aslında söylemişlerdi daha önce arkadaşlar sormuşlardı. Bir daha onu söyleyeceğim. Sıfırdan İrlanda'ya gelirken neler yapacaksınız? İlk gününüzden havalimanında indiniz. Yani e işte oturduğunuz, oturum kartınız o, bu, zar, falan böyle sıfırdan bir insan İrlanda'ya gelirken neler yapmalı, çantasına neler koymalı, nasıl bir planla gelmeli onunla ilgili bir video çekeceğiz. Böyle sıfırdan uçağa binişinizden tutun, İrlanda'ya inişinizden kalacağınız yeri ayarlamanıza kadar her şeyi böyle konuşacağımız bir videoda yapacağım. Hatta bunu canlı yayın yapabilirim. Bir canlı yayına hazırlıklı olun. Hatta hepiniz de katılırsanız sevinirim. Hep beraber böyle muhabbet ede ede yorumlaşa yorumlaşa götürürüz. Böyle aile tadında, sohbet tadında böyle ev ortamında yaparız öyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Ee, müsaadenizle kaçacağım. Biraz işim var, çalışmam lazım. Biraz e, işten <laughs> eve iş getirdim. Öyle söyleyeyim yani. Onları yapmam lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler diyorum. Yarına ve en yakın zamanda yeni videomuzda görüşürüz diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.